50 kere kalenin nerede olduğunu tarif ediyoruz. Nereden çıkılır, nereden girilir, neresi kaledir diye. Kanal 48'in her gün mikrofonlarını uzattığı vatandaşlar ve tatilcilerin dile getirdiği iki konu ilçe gündeminde geniş yer bulmuştu. Marmaris'in en önemli tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinden biri olan kalenin esnafıyla ziyaretçileri, yönlendirme tabelalarının yetersiz olduğunu savunmuş, gerekli düzenlemelerin yapılmasını istemişti. Süs havuzu mu, çeşme mi diye sorduğumuz Çeşme Meydanı sakinleri ise, ağız birliği yetmişçesine 3 yıl önce yıkılıp yerine süs havuzu yapılan çeşmeyi geri istediklerini dile getirmişti. Yakışmıyor buraya. Zaten buranın adı Çeşme Meydanı kardeşim. Buranın adı Havuz Meydanı değil. Bu kez vatandaşın söz konusu istek ve şikayetlerine muhatabı olan kurumun en başındaki isme Marmaris Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a mikrofonumuzu uzattık. Mehmet Oktay önce kaleye ilişkin açıklamalar yaptı, yeni yönlendirme tabelaları hazırlattıklarını kaydeden Başkan Oktay, bölgenin cazibesini arttıracağını düşündükleri ve anıtlar kurulunca onaylanan projeyi de hayata geçireceklerini kaydetti. Bununla ilgili hazırlıklarımız söz konusu, gerek yönlendirme ile ilgili gerekse de anıtlar kurulumuzdan projemiz onaylandı. Hafize Sultan Kervansaray'ın yan tarafından başlayaraktan kaleye kadar olan belli bir bölgenin düzenlemesini önümüzdeki kış dönemi içerisinde hayata geçireceğiz. Yani orayı daha bir cazip hale getirerekten insanlarımızın böyle bir değeri, böyle bir güzelliği daha çok ziyaret etmelerini sağlayacağız. Oktay, Çeşme Meydanı'nı önümüzdeki kış çeşmesine kavuşturacaklarını ifade etti. Şimdi seçim dönemiyle ilgili bizim, daha doğrusu şahsım olarak en çok dikkat ettiğim şey şuydu. Hiçbir şekilde seçim döneminin o atmosferinden kaynaklı, affedersiniz, gaza gelip de her şeye söz vermedik. Tamamen yapabileceklerimiz üzerinden yürümeye hedefledik. Bunlara dikkat ettik. Neticede biz seçilmişler olarak, yönetimi adaylar olarak dürüst olmak zorundayız. Bu anlamda da ben seçimden önce de Çeşme Meydanı'nın yapılacağını ifade etmiştim. Arkadaşlarımız çalışmaları hazırlıyorlar. Biz Çeşme Meydanı'na çeşmesini kavuşturacağız. Kaldırıldığı dönemde bir Marmaris'te olarak söylüyorum bunu. Hakikaten içim sızladı. Çünkü Çeşme Meydanı çeşmesiyle birlikte bu kentin çok önemli bir değeri. Kış döneminde çeşmemiz yerini bulacak. Bu kış mı? Evet, 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 evet. Hatta şunu da ekleyeyim. Yani göreve ilk başladığımızda derhal yapalım mı diye değerlendirmede bulunduk, ancak takdir edersiniz ki sezonun da başladığından kaynaklı, turizm sezonu oldukça hareketli hale geldiğinden dolayı o bölgede çok da inşai faaliyet olmasın diyerekten sezon sonuna bıraktık. Kasım ayında en geç biz oraya başlıyoruz.